Şanlıurfa'da, Sünger heykeli Muğla, Bodrum'da, Karpuz heykeli Diyarbakır'da, Kadayıf heykeli yine Diyarbakır'da. O heykellerin fotoğrafları da yer almış Hürriyet gazetesinde. Hemen bir altında diğer sayfada geçecek olursak diğer heykelleri de görebileceksiniz. Hopi hopi, çocuğum televizyon seyretmeye gitti. Vah vah vah. Televizyonda bakmayı biliyor ya. Değil mi? Ne güzel, ne güzel değil mi? Bazlama heykeli var. Ve Mersin merkezde de boksör heykeli işte böyle. Sarımsak heykeli de hemen yanında Kastamonu Taşköprü'deki sarımsak heykeli. Bu heykeller sosyal medyada son zamanlarda oldukça fazla. Gel buraya gel, gel. Gel. Beraberinde. Gel, hop ete gel, hop ete gel. Heykellerin hadi hopala. Duruşu, tavrı, tarzı hopala. Farklı olduğu için sosyal medyada hopala. Tepkilere sebep oluyor. Heykellerden hopala. Hopala. Hopi. Hop. Hop. Hopala. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Mama yemeğe geldi çocuğum. Uçuş kısıtlaması kararını gözden geçirerek tüm uçuşların 22 Haziran'dan itibaren serbest bırakılacağını açıkladı diyor. İç sayfalarda da detaylandırılmış. Hemen solda bir başlık var. Dikkatimi çekti. Bir tas tarhana Bodrum'da 85 lira. Döner ve lahmacunun astronomik fiyatlarla satıldığı Bodrum'da şimdi de tarhana çorbası fiyatları fırladı. Bir kase tarhana çorbası kim yerde 70, kim yerde ise 85 liraya satılıyor. Tarhana'nın döner ve lahmacunla yarışacağı hiç aklıma gelmezdi diyor. Yine iç sayfalarda da detaylandırılmış. Bodrum'da bir tas tarhana çorbası 85 liraya varan ücretle satılıyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin de ön sayfasında neler var, başlıklar neler? Ekranlarınıza getirelim. Gereği düşünüldü diyor. Mahkeme kararları 84 milyonun denetimini açılacak. Vatandaş hakime diğer davada böyle burada niçin uygulanmıyor diye sorabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan Adalet